Selam arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muş'tan herkese selamlar. Kitabımızın ismi New York. Bu bölümde Green Apple, yani yeşil elma bölümünü incelemeye çalışacağız arkadaşlar. New Yorkers live in a big city. New Yorklular büyük bir şehirde yaşıyor. But they can also enjoy green open spaces. Aynı zamanda da mesela sahip olduk. Yani they can also enjoy green open spaces. Yani açık yeşil alanlarda da mesela güzel vakit geçiriyorlar anlamında bir cümle arkadaşlar. Central Park, bakalım. Central Park, yani merkezi park. Bu New York'ta arkadaşlar, Central Park önemli bir yer, yeşil bir alan. Şimdi oranın tanıtımıyla ilgili bir bilgi var, ona bakacağız arkadaşlar. In the middle of one of the biggest cities in the world, dünyanın diyor, yani en büyük şehirlerden bir tanesinde, you can have a long, quiet walk under beautiful trees and over green hills. Yani... Yani tepeler üzerinde, yeşil tepeler üzerinde bulunan güzel ağaçlar altında uzun ve sessiz bir yürüyüş yapabilirsiniz. Cümleyi tam olarak çevirdiğimizde arkadaşlar, cümle bakın buradan başlıyor, burada bitiyor. Yani dünyanın en büyük şehirlerinden, one of the biggest cities in the world, dünyanın en büyük şehirlerinden, şehirlerinden biri olan New York'un ortasında yeşil tepeler üzerinde bulunan ağaçların, güzel ağaçların altında sessiz ve uzun yürüyüş yapabilirsiniz. You can take a boat out on a lake or you can sit and watch the wild animals and birds. Yani bu parkın içerisinde bulunan gölün üzerinde botla gezinti yapabilirsiniz. Or ya da you can sit and watch the wild animals. Yani oturup bu vahşi hayvanları ve kuşları diyor, görebilirsiniz diyor. İzleyebilirsiniz. The place is Central Park. Bu yerin adı Central Park, yani merkezi park anlamında arkadaşlar. Many New Yorkers cannot imagine a city without the park. Yani birçok New Yorklu yani bu parksız şehri hayal edemiyor. Yani şehri düşünemez. Yani parksız. Evet. Some tourists think that the park shows natural Manhattan from the days before the city. Some tourists think that the park shows natural Manhattan from the days before the city. Zannedersem arkadaşlar, burada bazı turistler yani şöyle düşünmektedirler. Yani bu park Manhattan'ın şehir olmadan önceki halini bir kopyası şeklinde düşünmektedirler. Yani bu yeşil alan sanki Manhattan'ın şehir olmadan önceki bir versiyonuymuş gibi arkadaşlar. This is not true. Fakat bu doğru değil. In fact, gerçekten the park was carefully planned and built. Yani bu park çok dikkatli bir şekilde planlanmış ve inşa edilmiştir. In the 1850s, yani 1850'li yıllarda, rich New Yorkers wanted a place like the parks in London and Paris. Yani rich New Yorkers want a place like yani zengin New Yorklular mesela hani geldikleri yer olan mesela Londra'da, Paris'te görmüş oldukları o parklardan bir tanesinin de New York'ta olmasını istemektedirler. They want a park for walking or riding horses. Yani yürümek ve ata binmek için yani bir park olmasını istiyorlarmış. Bir parkın şehir merkezinde olmasını istiyorlarmış. Frederick Law Olmsted and Claude Vaux showed their plan for the park in 1858. Yani bu iki kişi arkadaşlar şehirdeki bu parkın meydana gelmesi için hazırlamış oldukları planı ne yapmışlardır? Ortaya koymuşlardır, göstermişlerdir. But at the time the land in this area of Manhattan was flat and not very nice. Fakat bu dönemde, yani bu dönemde, bu eski dönemde the land in this area of Manhattan, yani Manhattan'ın diyor Manhattan'ın şehrin üzerinde bulunduğu alan was flat, yani dümdüzmüş and not very nice, ve çok güzel bir yer değilmiş. A lot of stone and earth was brought to make the parks his. Birçok taş ve toprak bu parkın tepelerinin inşası için getirilmiştir arkadaşlar. Half a million trees and plants were put in the ground. Yani yarım milyona yakın ağaç ve bitki bu parkta yerleştirilmiştir. Bu parka yerleştirilmiştir. Paths and beautiful stone bridges were built. Aynı zamanda mesela çok güzel taş köprüler ve patika yollar inşa edilmiştir. The lakes and streams under the bridge. Yani köprü, özür dilerim, göller, o the lakes, yani göller ve streams, yani böyle bu hani şelaleler gibi under the bridge were not there before. Yani köprünün altındayken, yani köprünün altından akan sular öncelerinde burada yokmuş arkadaşlar. Hani bu köprü dedikse de mesela yani parkın ortasında bulunan suyun üzerindeki köprülerden bahsediyoruz. The park was finally finished in 1876.
Park en sonunda 1876 yılında bitirilmiştir. Today people still walk and ride horses in Central Park. Bugün diyor insanlar yürüyüş yapmaktadırlar, ata binmektedirler. Yani şeyde bu Central Park denen alanda they also ride bikes. Aynı zamanda bisiklete de binmektedirler. Cars can go into the park but they cannot go everywhere. Arabalar da mesela parkın belli bir bölgesine girebiliyorlar fakat her yere hareket edemiyorlar. On the weekend they cannot go in at all. Yani ama hafta sonları mesela arabalar giremiyor arkadaşlar parka. Kapatıyorlar. Bu sefer arkadaşlar sağ tarafa geçiyorum. Burada da bakalım neler var. Dikkat ederseniz mesela biz bir yani New York şehrini tanıtan bir kitap okuyoruz. O nedenle mesela devamlı hep bilgi var arkadaşlar kitapta. Turistken mesela turist ne yapabilir parkta? Mesela take a boat on one of the five lakes. Yani parkta bulunan 5 gölün üzerinde hareket eden botlardan bir tanesinden mesela binebilir. Listen to live music, canlı müzikleri dinleyebilir. New Yorker Simon and Garfunkel sang to a big crowd in Central Park in 1981. 1981 yılında mesela Simon ve Garfunkel adlı şarkıcılar New Yorklulara Central Park'ta büyük bir konser vermişlerdir. Canlı konser vermişlerdir. Burada turistler Belvedere Kalesi'ni ziyaret edebilirler. Belvedere Kalesi'nde they can view the city, yani şehrin manzarasına bakabilirler. And the park manzara, yani şehir ve parkın manzarasına bakabilirler. And learn about the many animals in the park. Ve parkın içerisinde bulunan birçok hayvan hakkında bilgi alabilirler arkadaşlar. Aynı zamanda mesela parkta bulunan birçok heykellere de bakabilirler. Yani bakıp eğlenebilirler. Many of these are for children. Özellikle bu heykellerin çoğu çocuklar içindir. There is a statue of Alice at the famous tea party from Lewis Carroll's book Alice in Wonderland. Mesela bu Alice in Wonderland, yani Alice Harikalar Diyarında ki kitabın içerisinde yer alan, Lewis Carroll tarafından yazılmış kitabın içerisinde yer alan Alice'in de bir heykeli burada, ünlü bir heykeli bulunmaktadır. Burada mesela bakalım, mesela Remember John Lennon in a part of the park called Strawberry Fields. Yine aynı şekilde mesela Strawberry Fields, yani çilek tarlası adı verilen parkın bir bölümünde John Lennon'un bir heykeli bulunmaktadır. One of the most famous buildings around Central Park is John's old home, the Dakota. Yine aynı şekilde mesela Central Park'ta bulunan ünlü kişilerin eserlerinden bir tanesi de Dakota adlı bir evmiş arkadaşlar. John Lennon'ın eviymiş gibi. Böyle çevirdim arkadaşlar. Yani bakalım. Yine buradan bakalım mesela Washington Square Park. Bu da Washington Kare Parkı. A smaller park in the city is important to all Americans. Yani hep bütün Amerikalılar için önemli olan bir park. Bu parkta mesela küçük bir parktır. Mesela bu Central Park'ın içerisinde. George Washington was made president in Washington Square Park in Greenwich Village. Bu arada mesela hani George Washington'da arkadaşlar bu Square Park'ın yani yapılmasında rol oynamıştır. George Washington was made president in Washington Square Park. Yani George Washington arkadaşlar kendisine yani Amerikan başkanlığı bu parkın içerisinde verilmiştir. Evet. The park has been an important part of life in Greenwich Village. Bu park arkadaşlar mesela özür dilerim yani bu yani Central Park'ın içinde değil. Ayrı bir parkmış arkadaşlar. Neredeymiş? Greenwich Village. Yani Greenwich köyündeymiş. Hatırlarsanız bu konuda daha fazla önce bilgi verdik. The park has been an important part of life Greenwich Village. Yani bu bölgenin Greenwich bölgesinde bulunan hayatın önemli bir parçasıymış arkadaşlar bu park. Evet. When he lived in the area, Bob Dylan sang there. Yani bu bölgede Bob Dylan yani yaşarken arkadaşlar şarkı söylermiş. In the 1980s yani 1980'li yıllarda the park became quite dangerous.
Yani park gittikçe mesela daha böyle tehlikeli bir hal almış. And many tourists were robbed there. Birçok turist burada soyulmuştur. The park is safe now. Fakat şu anda park güvenli bir yerdir. Yerdedir yani. Yer haline gelmiştir. Gramercy Park. Bu da farklı bir park arkadaşlar. Gramercy Park is a small, beautiful park. Küçük ve güzel bir park. It was built in 1830s, yani 1830'lu yıllarda inşa edilmiştir. But now many tourists have seen the park because it is the only private park in the city. Fakat şu anda mesela birçok turist şehirdeki bu parkı ziyaret ediyor. Çünkü özel bir park arkadaşlar, yani şahsa ait olan bir park bu. Evet. Yani şahsa ait bir park olduğundan dolayı birçok turist bu parkı ziyaret etmektedir. Only the people in the expensive buildings around the park can use it. Sadece bu bölgede bulunan mesela pahalı binalarda oturan insanlar bu parkı kullanabiliyor arkadaşlar. Evet işte böyle Amerika'da böyle. Coney Island. Brooklyn's Coney Island offers a very different kind of fun. Yani Brooklyn'in Coney adası. Brooklyn'de bulunan Coney adası arkadaşlar. Ziyaretçilere çok farklı bir şekilde mesela eğlence sunmaktadır. New Yorkers come here to play on the beach and play games. New Yorklar buraya plaja girmeye ve sanırsam kumar oynamaya gelmektedirler. Evet değerli arkadaşlar. Burada bir sonraki videomuz Special Days olsun. Videomuzu sonlandıralım. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.